Kiriş buldunuz? Vallahi. Kab Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve ba'd. Kab bugünkü sohbetimiz o'sha İslam nomidan faoliyat yürütüyetken ve İslam'ın zıt bugün işlerini kılıyetken cemaalarının sıfatları doğrusu da. Sohbetimiz şunu asasıyla kuruladı bugün. Aldığı, sizlerden aldığı kursda ular hakkında, ularının sıfatları doğrusu da onge yakın haratlarını ayıp ettik. İnşallah onu canlı mülakatlarımızda, YouTube, içtimai tanımaklarımızda koyamız. Devam etemiz. O şey kegen cayımızdan eğer tavsiye başını kurup olsaylar burada iki de ders bitti hesaplanadı. Sohbet mukaddimesi de bir nesilge urgu verdik avvala. Sizler gibi yani bunu sal mavzu düşünürlüğü buluş için kırıp eytemem. İslam'ın tinçlik parvar din ikenliği de hiç kim ıhtılaf kımaydı. İslam özüden özü kural kötarıp tinç ahalını üstüge bastırıp baradigen dinmez. Bir orta matın, bir orta malumat topolmaysiz. İslam o'zidan o'zi borib urush qilgan dinligini. Jihad kalimasining atrofidagi mavzularni o'rgansangiz ham, jihad ikki turli bo'ladi. Mudofaa jihodi, ya'ni siz hujumga uchragan paytingizda qurolli jang qilasiz ularga qarshi. Ya'ni qurolli jihad haqida gap ketyapti. Jihadning turlari ko'p. Jihad o'zi harakat. Her bitta yaxshi harakatimizni jihad deb nomlay olamiz. Ya'ni Allohning roziligi uchun bo'lgan har bir harakatni. Masalan, ota-onangizni xursand qilaman desangiz, o'zidan bo'lmaydi-ku. Harakat qilishingiz kerak. Qo'lingizdagi imkoniyatni, o'zingizdagi hamma qobiliyatni ishlatishingiz kerak. Bu ham jihad. Payg'ambar alayhissalom uni jihad deb nomlaganlar. Va jahidhuma deganlar, ya'ni وَجَاهِدْ ف۪يهِمَا deyenler. Ota anayın hakkı da cihat kıl deyenler. Hem cihat. Lekin cihatın kuralli babı var. Uşa babdaki kuralli cihat iki türlü bo'ladi. Bittesi müdafaa cihadı. Kıyametke kadar toxtamaydi bu. Her bir Müslüman öz, en kemide özünü, ailesini, halkını, milletini halatke karar. Himoya qilishligi jihad. To'xtamaydi bu. Har bir millatni harbiy strategiyasi jihad asosiga ko'ra quriladi. Boshqa iloji yo'q. Bu bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan jihad qiyomatgacha boqiy degan hadisning ma'nosi aynan mana shu jihadga tegishli. Jihadning ikkinchi turi bor, u talab jihadi. Talab jihad. Talab jihadining birinchi qo'ygan sharti qurolmas. Talab jihadı da darrov kuralli faaliyet iş. Yani amalga aşırılmaydı. Talab jihadıdan közlengen maksat ne mi? İslam yetib bormagan joylarga Müslümanlar bir guruh bulup borup İslam'ı yetkazadı. Mana bu İslam biz sizlerge hak dinni yetkazgani keldik deyiler. Kabul kısa alhamdulillah taşak getirle uğradı. Kuralge gap yok, cancalge gap yok, kabul kısa buldu. Malayziya, Indoneziya, o'sha ülkelerde hiç kanaka bitti ok atmasından Müslüman bo'lgan şular. Ok atılmagan, ular İslam'ını ko'rgan, kabul qilgan ve hozirgacha İslam'da yaşab kelyapti. Hiç kanday muammo yok. Urushsiz bo'lgan, yani jihad bo'lgan o'sha yerda. Lekin urushsiz bo'lgan. Endi İslam'ını kabul qilmayman desa, ularni majburlanmaydi. Xo'p, o'zingni diningda qol, lekin xalqni to'sma İslam'da. Ularga İslam'ı yetkazaylik deyiladi. Yok, bu halkını biz kullarımız, biz bularını diktatorada üşleyimiz, senle aralaşma dese, o zalimlerini yolunu açış üçün nima qilingan? Ularga karşı kurallı cengi ötülgen ki. Çünkü halkını eze ötürüptü. Hatıran bu gap var. Demokratiyani yani dava kıladı. Bir memlekette demokratik dava yo'qligini, diktatura borligini isbotlasa, o'sha joyga qurolli hujum qilyapti. Nimaga uni hech kim gapirmayapti, ko'zimayapti? Amerika Iroqqa qanaqa kirib keldi? Demokratiya da'vosi bilan kirib keldi.
Suriye'ye kanaka kırıldı kurallı uruş. Demokratik dava bilen, söz erkinliği bilen. Yemen'e kanday hücum kılındı. Sudan'a kanday hücum kılındı. Şunlar. Biz onların aklı mıyız? Onlar adalet kıyanı yok. Demokratik davanı bizge anıgına eti birgeni yok. Müslümanlarını fakat katıl kılındı. İslam'da bu kanuni asasdı. Bu gen. Şimdi ulamalar eterdi ki, hadır gökünde İslam'ın bir milletke yetkaziş meselesi de İslam yetip varmayan memleket kalmadı. Doğru mu? Kalmadı. Hemen cagi İslam yetip vardı. Hemen düşündü. Ve yeryüzü de birbiri bilen kelişu asasında yaşamayetken memleket diyarlı kalmadı. Hemen kelişip şartname asasında yaşayıptı. Şartname bugendeyken, kelişu bugendeyken İslam'ın yetkaziş imkaniyeti davat bilen, söz bilen, ilim bilen bugendeyken kuralge orun kalmaydı. Şunun için ulamalar talep cihadı toxtagandiydi. Şunlar değil mi? Haklagan adam kolüge kural alıp ketip, ben talep cihadı kılıyepmen deyiş ki hakkı yok. Şunun için hata değildi. Mesela bizden bir adam Suriye'ye barıp kural kurtarıp cihad kılıyepmen deyse cihad mas değildi bunu. Nemege talep cihadı yok ki. Suriye bilen Özbekistan ortası şartlama var ki. Ha? Kelişken onu çekerasın tanagen biz, bizi çekeramızı tanagen. Ha İslam'da çekere bu miydi? Demek ki bu mesela. Kızbiler ayıttı, İslam'da çekere yok, hamme bitti millet. Hammemiz iman sıfatı da bitti milletimiz. Çekere var, koşunu bilen çekere var ki. Ha? Koşunu bir metre ötüp geteyim, Müslüman uyuyam. Demek ki. Çekere yok birader, aptaşı devar deyince. Ha, bu çekere var. Hatta ki çigaralarını, haddini özgertirgen, kıyamet gününün yüzünde katta malamatta kalışlığı doğrusu da hadisler var. Çigara var. Çigaralar siyasi çigaralar. Var onlar. Tan olingen çigaralar. Müslüman millet tan aldı mı? Sen kural kötarıp ne mege var yapsan o yokka? Cihat kılı yapman. Kana kılıp cihat kılasan. Kana menge şeriat bu çıkırsat, müdafaa kılı yetkeni yok. Sen hücum kılı yapsan onu. Şimdi senge karşı uşa memleketteki adamlar kılıyetken işi cihat. Aslı ular dedi ki, ular müdafaa kılıyetti o zaman. Müdafaa hukuku var ularda. Görüyorsunuz mu? Metinini yakışlayıp organizasyonuz, ularının düşünceleri buzuk ekalligini görürsünüz. Yani İslam'ın buzukuncu din emasligi tartışılmaydıgan mesela. Bunu tarih ispatlagan. Tarihte İslam'ını kabul kıyan ve İslam bilen doğru yaşayan davurlarda İslam hiç kaçan buzukuncilik kılmagan. Bugün, bugün İslam namıdan buzgunçilik kılıyetken adamlarını körgende din düşmanları uşa adamlarına karab İslam'a baha beriyipti. İslam'da o gap yok bana, örgene hepiniz. Tarihini okuyun, titip çıkın, hiç bitti gap yok. İslam tarihi de, İslam cihad dini, İslam kılıçı bilen tarkagen, İslam kılıçlar sayesi de, cennet, İslam'da fakat katıl, adam öldürüş, degen tarihçilerini çakırın hemen 23 yıl Peygamber aleyhissalatu vesselam hicretten keyin cihat, kurallı cihatga ruhsat berilgan. O'shanda ham müdafaa bi annahum zulimu degan Alloh taolo. Zulmga uchraganligingiz uchun ruhsat degan. Zulmga uchramasa gap yo'q unaqa. Nechta odam o'lgan? Kim biladi? Tasavvur qilib taxminan aytingchi, 13 yil mobaynida necha marta cihat, qurol, odam o'ldirish hakkıda gapiryapti ki bana cihatını dava kılıyetkenler. Kim bilir tahminen? Misal şu civarda, şu atrafta deyip ayetin, kança adam ölügen buluşu mümkün? Kim ayetler? Tahminen ayetiyle? 100 bin Peygamberimiz davrıydı. 23 yıl mı baydı? 5 yıl mı? 1200'ye yakın adam öldü. İki kere taraftan. 1200'ye yakın. Şimdi Müslümanlardan tahminen 400 etrafı da, müşrikler tamamından 800 etrafı da adam öldü. 13 yıl mı baydı da? Bu yem uşa zarurat yüzesinden hücum bu geldiği uçum bu gen. Uzdan uzun bulmaken bunlar zaten. Şimdi şu İslam manbeleri şuna kadar tasnif kılınadı. Mesela
namaz babı deyiladi de. Peygamber aleyhissalatu vesselamın namazlarına tegishli hamma hodisalar yig'ib bir joyga kitob qilinadi. Ko'rsangiz, o'sha kitobni o'qisangiz, Peygamber aleyhissalom faqat namoz o'qib yurgan ekanda deysiz. Faqat namozdan boshqa ish bo'lmagan ekan, chunki kitob o'shanga jamlangan. Roza bobi, roza bobini qarasangiz, faqat rozaga tegishli Peygamber aleyhissalatu vesselam unday roza tutardilar, bunday roza tutardilar, unday qilardilar, bunday qilardilar, saharlik undoq, iftorlik bundoq. Ko'rsangiz faqat roza tutgan ekanlar deb o'ylaysiz. Nimaga? Hamma mavzu bitta bobga jamlangani uchun. Endi jihod degan kitob bor. Jihod kitobi. Jihodni ko'rsangiz faqat urush haqidagi manbalar bitta joyga jamlangan. Uni o'qigan odam faqat Qur'onli jang bo'lgan deb o'ylaydi. Noto'g'ri u. Buni aslida mustashriklar shunaqa o'ylashlikka majbur qiladi. Islomni qotillik dini Yani müstaşrik deganda şark şunoslar var. İslam'ını kabul qilmagan, lekin g'araz niyat bilan şarkını o'rganib, İslam'ını yomonotlik qilishlik uchun vazifalangan maxsus xizmat odamlari. Bunga eng katta kuchi bergan Angliya. Asosan shunga kuchi bergan İslam ummatini parçalash uchun. Ular Jihod kitobini ko'rsatib, mana islom faqat odam o'ldirishlik bilan shug'ullangan deydi. Lekin tarix uni isbotlamaydi. Tarixda unaqa gap yo'q. Payg'ambar alayhissalom hatto qurollik jangga kirib ketsanglar ham nima qilish kerakligini, jihodni fiqhini o'rgatganlar. Yosh bolalar o'ldirilmaydi, ayollar o'ldirilmaydi. Keksalar agar urushga maslahatchi bo'lmasa, yordamchi bo'lmasa o'ldirilmaydi. Cherkovlar buzulmaydi, rohiblar tegilmaydi, qurolsiz odam o'ldirilmaydi, qurolni tashab tavba qilsa asr olinadi, o'ldirilmaydi, urush tugagan bo'lsa. Yaradorlar o'ldirilmaydi. Faqat urushga qaratilgan bo'ldi. Chunki o'ldirmasa o'ldiradigan vaziyat. O'shaning uchun bu har qanaqa odam aytadi buni. Qur'onda faqtulul mushrikina haytu vajattumuhum oyatini o'qib, mushriklarni qayerda ko'rsang o'ldir degan oyatni o'qib, mana oyat Biz müşriklerini öldürüyoruz deyiş ki hakkı yok hiç kimde. O ayetini yukarısına karasınız, uruş vaziyetindeki gap o. Uruş bop durup da öldürmesen öldürerdi. Karkan dey general, karkan dey harbi, mutahassıs, aytadı sen deydi uruş tükenince asır ama öldür deydi. Çünkü öldürmesen o seni öldürerdi deydi. Strategiye bu, İslam strategiyesi. Demek, muamma nime de? Bugün qo'liga qurol ko'tarib olib, boshqa mamlakatning chegarasiga borib olib, boshqa mamlakatning armiyasiga xizmat qilayotgan bechoralarning tushunchasida muammo. Ular islomni to'g'ri tushunayotgan odamlar emas. Ana shularning sifatlari haqida. 10 ga yaqin sifatni yuqorida keltirdik. Ularni ya'ni sifat deganda birdan qaraganingizda ajratishlik haqida gap ketmayapti. Bu joydagi sifat ideologik sifat. Tushunchasida ularning mafhumi, Qur'onni, hadisni, islomni noto'g'ri tushunishidagi sifatlari. Bu sifatlarni Nabi sallallohu alayhi va sallam hadis shariflarida aytganlar. Uzun hadis bor, bunga tegishli bir qancha hadislar bor. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan, Huzayfa al-Yamoni radhiyallohu anhu dan, Abu al-Awfo radhiyallohu anhu dan İbn Abbas'dan, İbn Umar'dan, radıyallahu anhum ecma'illerden bir kança rivayetler var. Hazreti Ali'den hem rivayetler var. Abdullah İbn Arat, radıyallahu anhudan hem rivayetler var. Sahabeler bunlar. İlmi buluşu için ben manbanı, tagini, fundamentini kursatıyım ben sizlerge. Beni tokugan gapınmaz. Bu gaplar barçası İslam'ın sahih rivayetleri süyengen gaplar. Özüden özü gapriyatken gapımızmaz bu. Ya'ni xotirjam bo'ling, aytayotgan gapimizning dalili mustahkam. Sahih rivoyatlarga suyanib aytayapmiz. Ularning bir sifati annahum yuhsinunal qila va yusiunal fi'la. Juda ham go'zal gaplarni gapirishadi, juda ham jirkant ishlarni qilishadi. Qur'onni aytadi, hadisdan gapiradi, qilayotgan faoliyatida Qur'on qaytargan ishni qilishadi. Odam o'ldirishadi. Odam o'ldirishlikni halol deyishadi. Musulmonlarni kofir deyishadi.
Müslümanlardan başkalarına tegişmeydi. Fakat kurallarını Müslümanlara karatışadı. Ve özlerinin özlerinden üstün bugün ahli ilimlerini, özlerinden oldun ligini tan ala turup ularını yomallaşke, ularını takvasızlıkta, ularını adaşkallıkta evleşedi. Bu yam kıyıl bilen, yani gepirişide çırali gep, takva kılığı hudadan kork diyepti de, hudadan kork digen gep, cüde güzel gep. Kaniydi hamma hudadan korksa? En güzel gep. Lekin kim geldi yaptı bu gepini? Şunu kaydı yaptı. Bunu tarihi Peygamber aleyhissalatu vesselam kigen ölçelerini taksim kılıyordular. Abdullah ibn Zulhuvaysire degen adam geldi de Peygamberimizge ittakillah dedi. Allah'dan kork dedi. Allah'dan kork degen gepini özü güzel. Lekin bu faaliyetini kimge karat ayeti yaptı? Resulullah eğer Allah'tan korkmasa kim korkadı Allah'a? Yine başka rivayette i'dil dedi. İ'dilini tekide Allah'dan korkan var. Adalet kıl degeni Allah'dan korkmuyorsan mı? Adalet kıymıyorsan mı degeni? Resulullah ettiler ki vay hak dediler. Halinge vay busun seni dediler. Eğer men adalet kıymasan kim adalet kılar dediler. Yeryüzüde men adalet kımasam, başka adalet kıladigen mizan yok akır. Resulullah ha? Vahiy düşüktürgen kişi. Şu kişiye ayta aldı yani. Adalet kıl dedi. Hadirem, ulamalarını saray müllesi deyip korkmaya ayta yetken, ulamalarını hakkını gepirmeslikte melamet kıl yetken, 200'ye yakın kitap yazıp İslam ümmetige, Özbek zaman Müslümanlarge, İslam malumatlarını yetkazıp 200'ye yakın kitabını takdim kılıp gitken kişini adaşken deyipti. 200'ye yakın kitabını yazgan adamını hakkını yetkizmegen deyipti. 200'te kitap hakmaz mıken? Aslı da şunu tekide neme yatadı? Şahsi hava yatadı. Şahsi hava degeni özünü düşüncesi yatadı. Onu düşüncesindeki gapını gapırıp verme gününüzce siz hakkını aitken hesaplanmayınız. Şunu yapsın mı? O haklıken gapını gapırıp verişiniz gerek. O şey Abdullah ibn Zulhuvaysire taksim özüge tegime geldiği için o şey ölceden onge verme gelleri için adalet bulmadı diye. Başkalarına adaletli taksim hakkı da onun kızık mıydı? Onge kereği yok. Onge kereği taksimden ben giyen bir işin kereki dedi gene de. Onu fakat adalet namı bilen kıldı. Hak davası bilen kıldı. Hadiram kuddu şu. Aldın faaliyetke barvagen, kliyetken işi cinayi, melekelene degen iş, cinayet. Lekin cinayetligini boynuna koyup verseyiz, indi o sizni hakkını gepirme gellikte ekleydi. Ne hakkı gepirişim gerek deseyiz, Suriye'de cihat bulu yaptı bir işin gerek. Neme günah kadar bir işim gerek? Çünkü ben şutta mıydı? Değil. Siz otta bulsayız, ben otta sizi işinizi akla bir işim gerek mi? Allah'ını aldı da kandaya cevap veremem. Ya değil, sen deyiz, şunu yapar bir işim gerek. Suriye'de cihat gidiydi. Kanı cihatlığını etmeyin görsen. Kanı yakılıp sen Özbekistan'dan borup Suriye'de kanak kıp cihat kılıyıp sen, kim senge fatıva verdi, kim senge bunu cihat deyip ilan kıldı. Ha internette falancı, oy. İnternet kanak kısık senge müllelik kıladı. Hakkını gepirdiğen de şunu dava kılışadı. Yani en güzel gapını gepirişadı, hakkını gepir güzel gap. Hakkını gepiriş doğrusu da ayetler var, hakkını gepiriş doğrusu da hadisler var, hakkını İzharı doğrusu da, faziletliği doğrusu da, son sanaksız gepler var. Lekin bu gepini gepiriyetken adam onun nemege karate yaptı? Nemege yönlendiri yaptı? Notoruca yönlendiri yaptı. Te sıfatlardan biri bu yaken. أنهم كلاب النار
قال صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار وفي حديث أبي أمامة كلاب النار كلاب النار ثلاثا وفي حديث أبي أمامة الخوارج كلاب النار ديگه نکرلر بو روایتلرمی İmam Tabarani avsatta keltirgan ekanlar. Fayzul Qodir Munadi Fayzul Qodirda Buxoriy ham o'zlarining tarixul kabrlarida keltirganlar. Kilabun nar degani jahannamning iti degani. Al xavarij kilabun nar. Xavarijlar, ya'ni xavarij degani o'sha islom ummatining ichidan ajrab chiqqan millat. O'sha ajrab chiqqan. Xorijiylar, xavarijiylar. Bularning dastlabkisi o'sha eng birinchi ya'ni namoyondasi o'sha Abdulloh ibn Zulhuvaysira at-Tamimiy degan odam. Tamimlik odam payg'ambar alayhissalomga qarshi chiqqan. Chiqish isyonkor. Rasulullohga isyon qilgan. Keyin payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldilarida Umar ibn Xattob ikki xil rivoyati bor. Yana bittasida Xolid ibn Valid radiyallohu anhu turgandilar. Bu gapni gapirganda qilichlarini ushlab ruxsat bering boshni olib tashlayman degan. Payg'ambarimiz yo'q deganlar. Tegma deganlar, lekin davomida aytganlarki, buni avlodidan shunaqalar chiqadi deganlar. Hozir aytayotgan sifatlarimizning hammasi shu rivoyatlarda kelgan. Buni avlodidan shunaqalar chiqadi deganlar. Mana shu joyda bir qancha dalillar bor. Eshitgan bo'lsanglar kerak, dalilini so'rasa, shuni dalil qilib keltirasiz. Aytadiki, qulog'ingizga chalingan ulamolarni gapirish, ularni g'ibat qilish, ularga nisbatan adovatda bo'lish insonni zurriyotiga ham ta'sir qiladi. Avlodidan yaxshi odam chiqmaydi. Bu gap mana shu hadisga suyanadi. Bu gapni kimdir gapirib ulamolarni monopoliya qilish maqsadi yo'q. Hadis bor. Payg'ambar alayhissalomga ittaqilla, Allohdan qo'rq degan odamga Rasululloh aytdilarki, buni avlodidan dedilar. Shunaqa odamlar chiqadi, ko'rasizlar dedilar. Ular yamruquna minad-dini, muruqas-sahmi minar-ramiyya dedilar. Dindan chiqib ketadi bu odamlar dedilar. Xuddi o'ljadan o'q chiqib ketganini singari. Buni shunaqalar chiqadi dedilar. Va ular dedilar, al-xavarij kilabun nar, al-xavarij kilabun nar, kilabun nar dedilar. Ular jahannam itlari, jahannam itlari dedilar. Hadis shariflarda bu gaplarni ko'rsangiz, bugungi gapimizda biz ba'zan keskin gapni gapirsak, nimaga qattiq gapirasiz? Hadislarda qattiq gapirilgan. Jahannamni iti deyilyapti ularni. Va avlodidan shunday odamlar chiqdi. Chiqdi ular, Hazrati Aliyga chiqib sen kofirsan deyishdi. Ularni yuqoridagi sifatlarini aytib keldik. Sufahaul ahlam. Aqllari past odamlar. Ahdasul asnan, yoshlari yosh odamlar. Yosh degani tajribasiz odamlar. Tajribasiz odamlar. Ya'ni yoshi u jasadi baland bo'lishi mumkin, 50-60 ga kirgan bo'lishi mumkin, lekin aql past odamlar. Aqli yosh. O'shalar kilabun nar dedilar, jahannam itlari bular. Itning vazifasi nima? To'satdan tashab qoladi. Sizga aloqasi yo'q, ketib turibsiz, shart tashlaydi orqangizdan. Ba'zan akillab tashlaydi, ba'zan indamasdan kirib tushlaydi. Payt poylaydi. Hozir payg'ambar alayhissalotu vasallamning bu hadislarini mo'jiza ekanligiga iymonimiz komil, sahih hadislar, lekin hayotda ko'rganimizdan keyin tan beramizda yana. Hozir shu faoliyat bilan shug'ullanayotgan bolalarning deyarli 99% it. Tabiatan it. To'g'ri gaplashmaydi. Birinchi ko'rishganda yo sizga hujum qiladi, ya'ni tashlanadi. Tishlamoqchi bo'ladi. Qo'liga qurol berilsa, birinchi imkoniyatda sizni otadi. Sizni tishlaydi. Birinchi imkoniyatda hech qachon boshqa odamga hujum qilmaydi. Mana hozir jonli muloqot ketyapti, butga kirib olishadi, faqat so'kishadi. Faqat haqorat qilishadi, musulmonga tashlanishadi. Ilmiy dalillar ro'baro qilinsa tan olmaydi. Nimaga? Aql past. Bilmaslik deb. Ha. Yana ajoyib bir maqol bor. Shu maqollarning tagida ham
aslida hadis shariflardan olingan ma'nolar bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ularni nimaga o'xshatdilar? Itga o'xshatdilar. It maqolda nimaga o'xshatilgan? Karvonga qarab huradigan narsaga o'xshatilgan. Karvon nima? Karvon asl maqsadli, maqsadini oldiga qo'yib ketayotgan bir jamoa. It hurar, karvon o'tar deydi. Karvon bu bir ahli sunna val jamoa bu. Unga qarshi doim havorijlar chiqadi. Ular huriydi. Ular o'sha karvonga doim tashlanishga harakat qiladi. Shunda odamlar aytadiki, bu maqollarning tagidagi gaplarni aytayapman. Ha, it huradda indamay qo'yavor deydi. Yo'q, indamay qo'ysa mayli to'g'rida, lekin it sizga kirib tashlansa, unga qarshi tur deyishga haqqingiz bormi? Tosh bilan otib turib karvondan uzoqlashtirishga haqqingiz bormi? Uzoqdan hurusa hurusin. Ularning vazifasi it itligini qiladi, tamam. Payg'ambar alayhissalom ularni kilabun nar dedilar, jahannam itlari dedilar. Tamam, bularga tamg'a. Tavba qilsa karvonga qo'shiladi. Ketadi maqsad sari. Tavba qilmasa huriydi. Lekin tashlasa bizam tur itdan tarqagan deyishga haqqimiz bor. Buni haqorat demanglar. Nimaga? Payg'ambar alayhissalom ularni kilabun nar dedilar. It dedilar. Qur'oni Karim, Qur'oni Karim. Ba'zi Qur'onni tanqid qiladigan dushmanlar tomonidan o'ta qattiq haqoratli kitob deydi. Na'udhu billah. Lekin o'sha haqorat qilinayotgan toifani qilgan ishini ko'rsangiz, bu haqorat kam deysiz. Asli kam emas, Alloh taolo o'rniga qo'ygan. Masalan, bir odam payg'ambar alayhi salatu vasallamga doim azor berardi. Doim azor shundoqqa azor berardi. Manfaati yo'q. Rasululloh bir gapni gapirsalar, kelib teskarisini gapirardi. Azor berardi, tuhmat qilardi, bo'xton qilardi. Nima bo'lsa qilardi. Alloh taolo o'sha odam haqida 10 ta oyat nozil qildi. 10 ta sifat. O'sha sifatlarda eng oxirida utullim ba'da zalika zanim dedi. Utul qo'pol degani. Bundan keyin dedi zanim dedi. Zanim degani juda ham qattiq haqorat. Valati zino degani. Haromdan bo'lgan degani. Onasi fohisha degani. Haqoratmi? Haqorat. Bu gapni hozir bir kishiga aytsangiz, hatto qoningizni to'kishi mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin Rasulullohga bergan azor undan og'ir edi-da. Bu noto'g'ri haqorat nasada o'zi? Bir masalan, toza insonga bu gapni gapirsangiz, nafsoniyati ko'tarmaydi buni. Haqiqatda qasos oladi. Lekin bunga loyiq odamlar bormi yo'qmi? Bor axir. Zanimlar bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga shu ishni qilgan odam onasining oldiga borgan. Aytganki, Muhammadni xudosi degan, men haqimda 10 ta sifat aytdi degan. 10 ta sifat aytdi, 9 tasi o'zimda bor degan. Bilaman, 9 ta sifat menda bor degan. 10-inchisi men bilmayman, uni sen bilasan degan onasiga. To'g'risini ayt. Men shu otamning o'g'limanmi yo harommanmi deganda harommisan degan. Seni degan cho'pondan ottirib kelganman degan. Ha, ilm ahliga payg'ambar alayhi salatu vasallamga yomonlik qilishlikning sifatlaridan biri valati zinoga oid. Haromiga oid. Ulamolarga shaxsiga emas, ilm gapirsa, ilmiga qarshi gapirganlar mana shu sifatdan nasibador odamlar. Kilabunnar zanimlar. Ya'ni bir ma'noda ilmga qarshi hujum qilayotgan odamlarning ahvoli shu. O'sha sifatli odamlar shunaqa qiladi. Yana ham soddaroq bir narsa misol keltiray. Doim aroq ichib yuradigan odam siymosidan bilinib qoladi. Qatnagan joylardan bilinib qoladi. Ko'rasiz, bilasiz, mahallada hamma biladi uni. Doim do'konda qarzi bor, hamma do'kondan aroq olib ichib yuradi, vino olib ichib yuradi. Ulpati ham shu. O'shanga qarab uni biz bilamiz kimligini. Kilobinlar deyilayotganda xavorijlarni, islom ummatiga zarar berayotgan odamlarni sifatlaridan biri sifatida buni ko'ramiz. Va ana shu sifatlardan biri ba'da zalika zanimlar. Zanimlar bular. Aksariyatini ko'ring, nomi yo'q. Zanim degani o'zi betayin ma'nosi ham bor. Madaniy tarjimasi bu.
Sal yumuşoğru tercüme kısa, bitayin. Atın ne var dese, atım deydi, Umar Muhtar deyip koyu var adı, misal için. Uzge uzak bu meyli, bunu istisna tariqası da bir adam uzunu, hafsızligini, başka narsasını oylab, namını özgertirişi, hiç kim onu koldan tutalmaydı, özgertiramursun. Lekin, namını özgertir var, beni hiç kim körme yaptı, beni hiç kim bilme yaptı, hiç kim tanıma yaptı deyip, yüzme yüz kegen de gapramayı digen gapını, internette turu alıp bakıra uğursa, bu, zanim bu. Zanim bu. Yani, cismanen, fakşadan tuğulgen adam manasımaz bunu. Bu, uşa, zatı tayini yok adamlarının işini kliyetken, adam. En yengeli münafık bular. Yani, Allah huzurunda şünge cevap veralmayı digen gapını, bir kirim alıp yapı yatıptı. Hesap vermeyim ben de böyle yaptı. Kıyamet günü kolga düşmeyim ben de böyle yaptı. Hesap kitaptan kaçıp kitarıyım ben de böyle yaptı. Hadır robar oyunuzda çıkalma yaptı. Birkinim haklıgen işini kılı yaptı. Bunlar demek notoğru sıfattaki adamlar. Peygamber aleyhisselam ne dediler? Al-Havariç kilabunlar dediler. Cehennem itileri dediler. Bu hakaret idi. Lekin nahaktan hakaretmez. Aynı sıfatı şu şularına. Demek aynı sıfat topilsa, ularga bu gapni gapirish joiz bo'larkan. Yad'una ila kitabillah va laysu minhu fi şey. Allohning kitobiga chaqirishadi. Allah'ın kitabı'ya, Kur'an'a, ortamızda Kur'an hakem bulsun, sünnet hakem bulsun, misal için deyişeli. Bu da deyişsiz, kitabını ortaya koyas. Hadisini ortaya koyas. Bu da kan okuyacağız, Arapça bilmiyim ben deyim. Kan akılın onda kitabını hakem bulasan sen, kan akılın. O kitabını okuyuşu bilmesen. Bazı bilediğerleri var, uşa ayetini, tafsirini Arapçası sizge oku verirdi de, mana ayeti etken peyti de, İslam tarihi de hiç kim ayetmegen mananı ayetedi. O mananı hem yakışlap karasanız, özüge kerey bugen mananı ayetedi. Özüge kerey bugen mananı. Şu Abdullah Züper'di gene. Bir cahide oku yaptı. Ya ahlel kitab. Ta'alav ila kelimetin seva. Ey ahli kitaplar. Ahli kitap degeni kim? Nasrani ve Yahudiler. Ahli kitap degeni kitap nazil bugeller. Kitap egeleri degeni. Ularga kitap nazil bugen. Tavrat nazil bugen. İncil nazil bugen adamlar. Dini samavi din. Butparastlarmaz, müşriklermez ular. Yogaçka sığına degen, loyga sığına degenlermez. Ular kitap egeleri. Ularının kitabının muhlatı tügegenden keyin keyingi kitobga o'tish kerak edi. Keyingi kitobning muhlatı tügegenden keyin oxirgi kitobga o'tishi kerak edi. Oxirgi kitobda hamma narsa bor edi. O'shani Alloh taolo nima dedi? Ey ahli kitob, ta'alav ila kalimatin sawa baynakum va baynana dedi. Baynana va baynakum dedi. Oramizda teng bo'lgan kalimaga kelinglar dedi. Kelinglar birlashaylik dedi. Qur'on aytibdi, ularni chaqiryapti. Allah'ını yakka deydik deyipti. Allah'ını yakka derken biz, biz şahsi menfaat bilen halklarını özümüzün tam arkamızda işletmeyiz. Allah'ını yakka derken biz, şu yakka Allah bizge ne mene mas'uliyet yükülegen bulsa, bacaramız hamamız. Ne mükafat bergen bulsa, hamamız şunu olamız. Ne ceza bugen bulsa, hamamız şunu razımız. Doğru mu? İslam kana kadar artıkça bol olup başkalarına cezalamaydı. Dinden kural sıfatta faydalanmaydı. Keliler oramızdaki ten kelimege la ilahe illallah gelip çakırken. Şu ayette okuyabdi Abdullah Züfer. Mana ayetken de ayet yaptı ki. Ey Kur'an yoluna geller. Ey hadis örgen geller. Keliler yakke kelimege diyebdi. Şimdi ne mana kip çıktı? Abdullah Züfer. Peygamberi ornuga oturup olayıp dedi. Unga
uning xato ekanligini aytib berishi mumkin bo'lgan ulamolar jamoasiga hammang adashgansan, menga kelishing kerak deyapti. Nima bo'ldi? Ma'no umuman o'zgarib ketdi. Kitobga chaqiradi. Qur'ondan gaplashamiz deydi, Qur'onga ergashamiz deydi. Qur'ondan hech narsa bo'lmaydi ularda. Endi ya ahlal kitob ochiq oydin ahli kitoblarga xitob. U musulmonlarga o'zgartiryapti buni. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar. Ibn Umar ibn Xattobning o'g'li. Abdulloh ibn Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Shu kishi aytadilarki, xavorijlarning yana bitta sifatlaridan biri Qur'ondagi kofirlar haqidagi oyatni musulmonlarga ishlatadi. Mo'jizada shu. Farosatda shu. Ya'ni o'sha paytda aytilgan gap bugun Abdulloh Zufarga quyib qo'ygandek tushdirdi. Qolib bir xil. Ahli kitoblar haqidagi oyatni o'qiyapti-da, atrofida uni eshitayotgan 99% arabchani bilmaydi, Qur'onni tushunmaydi, yangi namozni, ibodatni boshlab biz islom xaloskorlarimiz degan da'voda o'tiribdi-da, ularga Qur'on oyatini arabcha o'qib ma'no aytganda, "Ey Qur'on egalari, ey Qur'ondan, hadisdan sanadi borlar, kelinglar oramizdagi kalimaga" deyapti. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Bu kofirlar haqidagi oyat bu. Buni kofirlarga ochiq oydin xitobi turibdi, ya ahlal kitob deb. Kofirlar haqidagi oyatni musulmonlarga ishlatishyapti. يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلال كما فعل ذو الخويصير مع النبي صلى الله عليه وسلم. O'zlarining amrlariga ta'na qilishadi. Odatda islom ummatining fazilatlaridan biri islom ummati tarqoq bo'lgan insoniyatning ichiga intizom olib kelgan. Buni yaxshi o'zlashtirib olinglar. Intizomli jamiyatni islom xohlaydi. Bosh-boshdoqlikni islom xohlamaydi. Islom da'vosi bilan xohlagan odam xohlagan ishini qilgandan ko'ra biroz islomdan ya'ni ayni islomni o'zi bo'lmasa-da, lekin intizomli jamiyatda islomga amal qilayotgan jamiyatni tanlaydi islom. Soddaroq misolda tushuntiray. Iroqda tashkil qilingan Daish, IŞİD, Iroq va Shomdagi islom davlati nomi bilan, nomi islom davlati. Kitob Allohning kitobi, Rasulullohning sunnati bilan davlat qurdik deyapti ular. O'g'rini qo'lini kesamiz, zinokorni toshbaron qilamiz deyapti. Hammasi shariatning matnlariga go'yo suyangan. Lekin uni ichiga kirsangiz nima bo'ladi? O'tdagi odamlarning hammasi shariatning qozisi bo'lgan. Qo'lida avtomat, qo'lida pichoq, yoqmay qolsangiz, sizdagi pulni o'zlashtirish uchun sizni o'ldiradi, shariat bo'yicha buni o'ldirdim deb turaveradi. Nima degani buni? Bosh-boshdoqlik degani buni. Sababsiz. IŞİD tepasida intizom yo'q. Nizom qurilmagan. Ma'lum bir nizom qurilganga o'xshaydi, lekin tamomila parokandalik ustiga qurilgan. Uni aytadiki islom, yo'q bu deydi. Bu islom emas, nomi islom bo'ladi. Islom bugungi kunda musulmonlar, masalan, fuqarolar boshqaruvi bor. Hozir demokratiya nomi bilan aytilyapti. Demokratiyaga kelishgan hech kim yo'q hali. Yevropani demokratiyasi bilan O'zbekistondagi aytilayotgan demokratiya o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Musulmonlarning islomga zid bo'lmagan o'zaro kelishuvi asosidagi jamiyat islom uchun ma'qul deydi ulamolar. Abrori gap emas bu. Musulmonlarning qaytaraman. O'zaro manfaatlari uchun intizomli bo'lgan sistema hozirgi kunda boshqalaridan ko'ra afzal. Ha, islomdan afzal demaymiz. Lekin islomga zid bo'lmaganligi uchun biz bu jamiyatda yashashlikka haqlimiz deydi ulamolar. Besh vaqt namozingizni o'qiyapsizmi?
Müslümanman deseyiz hiç kim tazik kımla yaptı mı? Ramazan rozayızı tutuyapsız mı? Hac, zakat, cahide mi? Azallar aitili yaptı mı? Nikah bulu yaptı mı? Canazalar bulu yaptı mı? Bunların barçası bir Müslüman sistemi, halk sıfatı da yaşayışki hak verilir. Uşanı uçun, uşanı uçun. Ana şu intizamlı tepesinde kim duradı? Amirler duradı. Doğru mu? Bana hazır bitti sınıfta, bitti şu sınıfın rahbarını tayin kıpı iş gereği. Demek ki, hamme bilen gepleşi ilacı yok. İntizam rahbarge bu işini şart kalıyıp oladı. Şimdi dünya işleri de dünya rahbarlarına bu işini iş. Yani şeriatke hılaf bulmagan, bu daim istisna var. Şeriatke hılaf bulmagan işlerde, dünya meselelerde, dünya rahbarlarına bu işini işini şeriat vacip değildi. Din meselelerde ulamalarına bu işin işlikini vacip değil. Vacip bular. Neme uçun? Çünkü intizam uçun. Eğer intizam bulmasa, hazır köşeye çıksayız, maşineyizde oğru urup gitse. Oğru urup gitti. Masjidke varıp imamga müracaat kılamayız. Kılışız mümkün, imam tavsiye kıladı sizge. Oğru hudadan korkun deydi, davet kıladı. İnsaf, insaflı olsa oğru kayıtıp pulizi yap geledi. Oğru da insaf bu miydi adatta? Kayıtı hap kemiydi. Ne kılarsınız? Milisteki müracaat kılarsın. Doğru mu? O işler hap gelip sizi pulizi, maliyizi hap geledi. Uşan için oğrular milisiyanı, yani cinayetke karşı intizamlı sistemesi borluğu için cinayetke kol ura almaydı. Yani cüret kıl almaydı. Doğru mu? Mene şu intizam şu. İslam şu intizamını makulleydi. Yengil yapmaz. Asan yine bir düşünüp koyduken yani tar yapmaz. Keng masştakta olsanız şu makul değildi. Bunu bütün dünya ulamalar kengeşi ittifakı bilen yapıralı. Çünkü hazır bazı adamlar Türkiye'ye bar olup ben de yakında bugün hadisede yurtta köp adam tanıydı bunu. Bir payetler o şey meşhur işlerini kılıp yürüp kin tavba kılıp indi tavbasıdan o şey selefi düşüncelerde faydalanıp yürgen bale. Ortağım yaytarmış. Demek ki Abrar Abrar hake dermiş. Uzbekistan'ın darul küfür demeydi. Yani kafırlar memleketi demeydi. Dedim. Ben Uzbekistan'ın kafırlar memleketi demeydişim gereymiş. Mesela ortağım ayetti ki sen demek ki Türkiye'nin kafırlar memleketi demeydi. Dedi. Türkiye bile Uzbekistan bırkılı. Yani demokratik devlet uyuyam, Uzbekistan'a demokratik devlet. Devlet başkaruğu, sistemesi demokratik, lakin yerleri Müslüman yerleri. Burada Müslümanlar var, çöpte oturken 100% adamlar Müslüman ben deydi. Ata anayınız, mahalle köyünüz, bütün memlekette kısaplasayız 95% Müslüman halk. Yerimiz Müslümanların yeri. Kanakası ki ben bunu, darul küfür gibi kafirlerine yeri deyişim gerek. Uşa düşüncedeki, yani adamlar tane kıladı. Yani ben özümünü, yani ulema sıfatı da, alim sıfatı da koymayayım mı hiç kaçan? Talebemiz, ilim okuyabımız, hali ilimi cüde kette yolu var, yolda mız inşallah Rabbil Alemin. Lekin Darul İslam, Darul Küfür meselesi de yoddan, yoddan. Menemen dege, bugünkü gündeki, Uzbek zaban, şu din hakkı da geplaşemen dege adam bilen, yoddan bahsıla olamam. Tört mezhep ne, kaysi uleması neme degenliği geçe. Merhamet. Ne işlesi çıktı şu meselede. Hatta ki İdlib'deki Abu Salah bilen bahs kıldım. Abu Salah ularını davetçisi. Bahs kıldım. Ularını uşa cemaalarının içi de ulema değilgen, itibarını değilgen, özlerini, uşa kural kütergeller, Uzbekistanlı kafırlar memleketi diyetken. Volalardan 20'ye yakını bilen telegramda anaka kıldık, bahs kıldık. Ular avazlı yazalmaydı. Yani metin yazıp saval verdi, avazlı cevap verdim. Hammasını sahraya tıkıp koygen ben. Bir ortası delil bilen delilge robora kelalgeni yok. İnsaflıge kol köterdi.
tam berdim dedi. Ondan keyin chiqib menga o'zimga lichkamga yozib tavba qildim dedi. O'sha joyda yurganlari qanaqa qilib chiqib ketishni bilmayapman bu yerdan dedi Idlibdan. Chiqib ketsam otadi deyapti ba'zilari. Biz dedi kirib qolganmiz, nima qilaylik deyapti. Men aytdim, chiqib ket qo'ldan ketgancha. Qirg'istonlikman deydi. Qirg'istonga qaytib olsam nima bo'lar ekan? Qamaydi dedim. Qamish mumkin bo'lar dedim. Lekin kelib qamalganing o joyda o'lib ketganingdan afzal. Nimaga? Kelasan, qamalasan, jinoyatingga jazo olasan, chiqasan, yashaysan hayotingni. O joyda hayotingning davomi yo'q. Yo'q. Nariyoqda ham javob. Shunaqa bo'ldi. Ya'ni qayoqdagi bir aktyor menga aql o'rgatishga, ya'ni bu faxr ma'nosida emas. Mantiq to'g'ri ma'noda aytayapman. Aqli yetmaydi o'zi. Faqat atrofidagilar o'zidan yuqoriga odamni nima qiladi? Ta'na qiladi. Mana bu sifat bu. Amrlarni ta'na qiladi. Biz dunyo masalalarida tushundik. Hamma shunga itoat qilyapti, to'g'rimi? Huquq masalasida advokatga murojaat qilyapti. Kasal bo'lsa doktorga murojaat qilyapti. Uyiga jinoyatchi bostirib kelsa militsiyaga murojaat qilyapti. Gayi bo'lsa gayiga murojaat qilyapti, to'g'rimi? Hamma masalada to'g'ri tushunyapmiz. To'g'ri tushunib davom etyapmiz. Tabiatga muvofiq ish qilyapmiz, tabiatimizga muvofiq ish qilyapmiz. To'g'rimi? Issiqda yupqaroq kiyinyapmiz, sovuqda issiqroq kiyinyapmiz. Bu mantiqan to'g'ri, islom shuni buyuradi. Tabiat shuni buyuradi. Shariatga zid bo'lmasa bo'ldi. Davom etaveramiz. Ba'zan shariatga zid ishlar bor, o'lim tahlikasi bo'lsa, u ham muboh bo'ladi. فَمَنْ يَضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ dedi Alloh taolo. Kim majbur bo'lib qolsa, majbur bo'lib qoldingiz, qorningiz och, ochlikdan o'lar holatdasiz. Oldingizda cho'chqa go'shti turibdi. Nima bo'ladi? Uni yesangiz فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ gunoh bo'lmaydi. Muboh. Bir narsa tiqilib qoldi, o'tmayapti. Oldingizda bir shishada aroq turibdi, boshqa narsa yo'q. Nafas bo'g'ilib qoldi. O'shani ichib yorsangiz o'tib ketadi. Muboh o'sha. Harom narsa ham ba'zan muboh. Demak, inson tabiatiga muvofiq narsalar muboh, lekin o'zining yuqorisidagi tan olib turib, bilib turib, bu odam mendan ko'ra yaxshi biladi deb turib unga ta'na qilish kimni sifati ekan? Xavorijlarning sifati. Bu boshida payg'ambar alayhissalotu vasallamga bo'ldi. Hali aytdim. Abdullah ibn Zulhuvaysira payg'ambar alayhissalomga kelib, ittaqillah dedi. Adolat qil, ta'na qildi. Ta'na qildi. Bugun ijtimoiy tarmoqlar bu ishlamayapti. Ha, bo'ldi, shukrlar. Ijtimoiy tarmoqlarda hayotda ta'na qilayotgan odamlarni ko'rsangiz, o'zi unga loyiq odam emas. O'shani mutaxassisi emas, lekin ta'na qiladi. Qatdan kelib chiqdi bu, o'sha Zulhuvaysiralikdan kelib chiqdi. Payg'ambar alayhissalomga kelib Rasululloh o'sha paytda mu'minlarning amiri, imomi, eng adolatli kishi, adolat qil dedi. Ta'nami? Ta'na. Keyinchalik Hazrat Ali radhiyallohu anhu ga u kishi Qur'onga ko'ra, sunnatga ko'ra qilgan amallarini tan olmasdan Hazrati Ali'ga ta'na qilishdi. Sen xato qilding deyishdi. Nima xato qildim dedilar? Sen deyishdi, Qur'onni hakam qilmading deyishdi. Allohning kitobini o'rtaga qo'yib hakam qilmading deyishdi. Shunda 1000 ta odamni oldilar, qorilarni. Kim qori bo'lsa chiqsin dedilar. Hamma qorini olib kelib to'pladilar-da, oldilariga Qur'onni qo'yib, buni Doriqutni o'zlarini asarlarda keltirganlar to'plamda. Kitobni o'rtaga qo'ydilar-da, aytdilarki, "Ey Qur'on, hakam qil" dedilar. "Hukm qil oramizda" dedilar. Odamlar hayron bo'ldi. Aliga qarab aytishdiki, "Ye, qanaqa qilib bu qog'oz bo'lsa, siyoh bo'lsa, varaq bo'lsa, kitob qanaqa qilib hukm qiladi?" deganda, "Asallar kitob hukm qiladi deyapsan-ku" dedilar. "Qani qisincha qani" dedilar. "Ha, shuni hukm qilish uchun odam biz rol o'ynaymizmi?" dedilar. Keyin tushunib qolishdi. "Ha, rol o'ynaymiz" dedilar. O'sha odamni hakam qilishimdan ko'zlangan maqsad shu edi dedilar. Kitob o'zi hukm qila olmaydi. U kitobni ahli hukm qiladi. Xo'p, hakam qildik. Ikkita odamni hukmga olib keldik.
hukumga olib kelganimizni dalili Qur'onda bor dedilar shu Qur'onda. İki aile urushib qolsa, erkak bilan ayol urushib qolsa, ular o'rtasida nasihat bor, ular o'rtasida hajr degan masala bor, zarb degan masala bor. Bular foyda bermadi. Oila ajrashib ketish arafasida bo'lib qoldi. Nima qiladi desa Alloh taolo buyuradi Qur'onda. Fa ba'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma deydi. Ya'ni er tomondan bir hakam, ayol tomondan bir hakam, hakam hukm qiladigan odam chaqiringlar. Va ular islohni iroda qilsa, yarashtirishni xohlasa, Alloh ularni muvaffaq qiladi. Yarashtirishga yordam beradi dedi. Qur'onda shu oyat bormi? Bor. Bir er bilan bir xotinni yarashtirishlikka ikkita odamni hakam qilayotgan Alloh ikkita ummatni yarashtirishlikka bunga loyiqroq emasmi? Bu afzalroq emasmi dedilar. O'tirganlar ha, afzal deyishdi. Ko'rdinglarmi? Men Qur'ondan amal qilyapman dedilar Ali. Tushunyapsizmi? Keyin ikkinchisi o'sha nomlarni o'chirish haqidagi gap. Hudaybiyada payg'ambar alayhi salatu vasallam Rasulullohni o'chirgandilar. Men ham Amirul Mu'mininni o'chirdim. Nima uchun? Ikkita ummatni yarashtirish uchun. Shunda haligi 1000 ta odam Qadrati Aliyga ergashib, xavorijlardan chiqib Kufaga kelishdi. Kufaga kelganda yo bir kun yo iki kun o'tdi. Xavorijilikni zaharli ekanligiga misol aytayapman. İki kun o'tgandan keyin juma kuni edi. Birinchi kunda yoq boshlandi. O'sha kelgan 1000 ta odam Kufada gap tarqatdi. Aytdiki, Ali dedi. Endi gap bo'ladi-yu, sen havorijlarning ichida yurgan eding. Nima bo'ldi? Ali'ga qo'shilib kelsan desa, u aytdiki, Ali tavba qildi hakamni. O'sha tahkim voqeasidan dedi. Ali tavba qildi, keyin biz ergashib keldik dedi. Bu gap tarqadi rosa. Go'yo Ali'ga yana ta'na boshlanyapti. Sifatni qarang. Yana amirga ta'na bo'lyapti. Ali dek zotga pastdagi odamlar ta'na qilyapti. Keyin juma bo'ldi. Juma kuni xutbaga chiqdilar. Allohga hamd aytdilar, sano aytdilar, Rasulullohga salovat aytdilar. Aytdilarki, "Ey ummat" dedilar. Xavorij haqida men payg'ambar alayhi salatu vasallamdan hadislar eshitganman. Ularning sifatlari bunaqa, bunaqa, bunaqa bo'ladi dedilar. Ularni ko'rsanglar, ajranglar, ularga qarshi jang qilinglar, ularga qo'shilmanglar deganlar deb xavorijlar haqida gapiraverdilar, gapiraverdilar. Keyin bittasi shunday o'rnidan turdi-da La hukme illa lillah dedi. Cuma günü. Ki unga qarab ijlis dedilar, otur otur dedilar. Yana bittasi turib inil hukme illa lillah dedi. Masjid g'alag'avor bo'lib ketdi. Xutba o'qiyapti Hazrat Ali. İclis, ijlis dedilar, o'tqizdilar, o'tirdilar. O'tirgandan keyin aytdilar-da to'g'ri dedilar. Al kalimatu haqqun yurodu biha al batil dedilar. To'g'ri gapni gapiryapti. Lekin botil maqsad qilingan gap bu. Va mana shu hodisalarda odamlarga aytdilarki, bu xavorijlarga 3 ta shart qo'yamiz dedilar. 1000 ta odam kelgan Kufaga. Ular gapni tushunib, dalilni, maqsadni Hazrat Ali bilan bo'lgan bahsda, undan keyin Hazrat Ibn Abbosning ham bahslari bor. Uni aytganman, bu yangisi bo'lgani uchun hop tugatib qo'yibman. Oldingi suhbatimizda buni boshini aytdim. Hazreti Ali bilan bo'lgan bahsda yengilib, gap topolmasdan tavba qildim deb Kufaga kelib olib, Kufada bu fitnani tarqatishyapti. Yana yangitdan inil hukmu illa lillah deyishyapti. Allohning hukmidan boshqa hukm yo'q. Ha, Allohning hukmi haqida gaplashdik senda bilan. Desalar yo'q. Endi lirik chekinish qilamiz. Bugun aynan o'sha opodadalarini qilgan ishini qilayotgan bolalar bugun ham xuddi shuna qilishyapti. Men o'zimni hayotimni aytay, men o'zimni Ali'ni o'rniga qo'ymayman. Lekin ularni o'sha xavorijlarni o'rniga qo'yishga dalilim bor. Men Ali'ga o'xshamasligim aniq. Ya'ni iymonda o'xshayman, ibodatda o'xshayman, albatta, ya'ni o'xshayman deganda islom nimani buyursa, Ali qilgan amalga men ham qo'ldan kelgancha harakat qilaman, men ham musulmonman. Lekin Ali'ning maqomiga men yetmayman. To'g'ri, bu gapni gapirib, gapni loyqalamaslik kerak. Nimani misol qilyapman men? Hazrat Ali'ga qarshi chiqqan xavorijlarni misolini bugungilarga o'xshatyapman. Bir xil. Bular ham shunaqa.
kitobdan ko'rsatasiz, mana oyat. Hadisdan ko'rsatasiz, mana hadis. Va kitob va hadisning ulamolar tushunchasi bo'yicha ma'nosi mana bu deysiz. Abrorni biror dona gapi yo'q bu joyda. Faqat ulamolarning asarlaridan ma'lumotni ko'rsatasiz. Qaraydi, yomon ilmlisiz-da deydi sizga qarab. Lekin 3 kun o'tmasdan yana boshlayveradi. Yana yangitdan boshidagi mavzuga kelaveradi. Birinchidan men aytdim bittasiga. Siz ilmlisiz deyapti menga. Men aytdim, men aslida ilmli emasman. Ya'ni ilmlilarni ko'rmagansan, meni ilmli deyapsan. Lekin sen meni ilmli o'zingdan ko'ra ilmli deb tan olasanmi? Gap aylantiryapti. Yo'q, shunga javob ber dedim. Ilmli deb sen o'zingdan ko'ra meni tan olasanmi? Ha, menga ergashing vojib. Shunaqa bo'lsa. Nimaga? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasang ahli zikrga so'ra deyapti Alloh taolo. Nimaga ergashmayapsan menga? O'zimni gapimga ergashma. Lekin Qur'on aytdim senga, hadis aytdim. Sen aytayotgan masalalarning aslini tushuntirib berdim. Bo'ldi, ergash desangiz, o'sha kuni javob topa olmaydi. Chunki kitobdan, sunnatdan fahmi, tushunchasi yo'q. Topa olmaydi. Mavzu eskirdimi? Ozgina mavzu esdan chiqdimi? Yana yangitdan boshlayveradi. Kufaga kelganlar shunaqa qildi. 2 kun oldim Hazrat Ali'ni oldida lom mim deya olmay qoldi. 2 kun o'tgandan keyin Kufaga kirib yana boshlashdi. Juma kuni Hazrat Umar Ali radhiyallohu anhu minbarda turib gapiryaptilar, xavorijlardan ogohlantiryaptilar. Mingtasini olib kelganlar Kufaga, tashqarida yana 6000 7000 ga yaqin odam turibdi. Bu mingtani yana bitta ayniganini ko'rdilarda bularga qo'shilmanglar. To'g'ridan to'g'ri ilm egalariga kelinglar degan ma'noda gapirsalar, turib olib la hukma illa lillah, inil hukmi illa lillah deb masjidda baqirishni boshlashdi. Hazrat Ali aytdilar, sizlarga 3 shart dedilar. Sizlarni Allohning masjidlaridan to'smaymiz. Birinchi shart. Allohni zikr qilinadigan joy. Ibodatlaringizni qilaveringlar. Modomiki biz bilan birga ekansizlar, agar kofirlar bilan jihad urush bo'lib qolsa, ulardan tushgan o'ljadan sizlarga nasiba ajratamiz dedilar. Kofir demaymiz sizlarni. Ikkinchi imkoniyat ularga. Imtiyoz beryaptilar. Uchinchi imtiyoz. Agar bizni musulmonlarni o'ldirmasanglar, sizlarga qarshi qurolli jang qilmaymiz. O'ldirsanglar o'ldiramiz dedilar. O'ldirsanglar majbur chunki qasos olish kerak. Yana ish g'alaba oshib ketdi. Ko'chaga chiqib, u tan olmaganlar har xil ishni qilishni boshlashdi. Ilmiy bahsga yaramadi. Dialogga yaramayapti, yuzma-yuz kelishga gaplashishga yaramayapti, tashqariga chiqib olib musulmonlarni o'ldirishni boshlashgan. Bitta mashhur hodisa buni Imom Doriqutni o'zlarini sunanlarida keltirgan. Rivoyat, sahih rivoyat Abdulloh ibn Arat radhiyallohu anhu. Habbob ibn Aratni Abdulloh ibn Habbob ibn Arat. Habbob ibn Arat sahobani o'g'li. Bu kishini ushlab olishdi. Qoriydi. Ushlab olishib aytishdiki, Ali haqida nima deysan dedi. Ali asharay mubashara dedi. Jannat bashorat qilingan. Muoviy haqida nima deysan? Allohni rasuliga sahoba u dedi. Bo'ldi, endi uni o'ldirish kerak. Chunki xavorijlarni qo'llab-quvvatlayotgan gap gapirmayapti. Xavorijlar nima deyapti Abdullohga? Sen haqni gapirmading deyapti. Nimaga? Haq buni xohlaganini gapirib berish kerak edi. O'ldirmoqchi. O'ldirganda ham haligi bo'ri bilan qo'zichoq. Qo'zichoqni yeb qo'ysa bo'laveradi, lekin qonuniylashtirish kerak oldin. Oldin qonuniylashtirish kerak. Aybini bo'yniga qo'yish kerak. Abdullohga aytishdiki, sen deyishdi, otangdan, otang sahoba, ha. Birorta hadis eshitganmisan biz haqimizda dedi. Deganda eshitganman dedi. Qaysi hadis dedi. Deganda o'sha fitna haqida hadisni aytib berdilar. Fitna haqidagi hadisni aytib, oxirida aytdilarki, kun Abdullohi maqtul va la takun Abdullohi al-qatil dedilar. Otalari o'g'liga aytibdi. Fitna bo'lgan paytida qotil bo'lma dedilar. Odam o'ldiruvchi bo'lma. O'luvchi bo'l. Ya'ni shunaqa vaziyat bo'lib qoldida zolim bo'lma. Mayli mazlum bo'l. Iloji borcha zolim ham mazlum ham bo'lmaslik kerak. Lekin iloji bo'lmay qolgan paytida zolim bo'lma. Odam o'ldirmasan, seni o'ldirishsa o'shanda qutulasan degan ma'noda aytganlar.
dedi. Deganda haligi odam oldiga keldi dedi. O'sha maqtul Abdulloh bugun deganmi otang deganda ha deganda shat bo'yniga qilich soldi. Suvni bo'yida edi. Qon vashillab oqdi anaqaga suvga. O'sha suvga aralashmayapti qon. Laxta-laxta bo'lib ketyapti. Keyin shuni o'ldirgandan keyin qarasa xotini dod deyatdi, xotini ham bor edi. Homilador xotini edi u. Borib xotinni qonini yotib tashladi. "Voy, meni o'ldirma" deyotdi. "Sen buni xotinimisan? Ha, sen bir xilsan bu bilan" dedi. "Ayol" dedi, "erining dinida" dedi. "Sen bu bilan bir xilsan, qonini yorib o'ldirdi." Bu bitta rivoyati, ikkinchi boshqa rivoyati bor. Bunisi vashi ajablanarli. Hayron qolasiz bularning tabiatiga. Abdullohni ushlab olishdi-da, bahs bo'ldi. Bahsda aniq bularni yoqlamayapti. Ya'ni ularning istilohida haqni aytmayapti. O'ldirish kerak, bahona qidirishyapti. Shunda o'ldirish uchun bahona qidiryapkanini biladi-ku odam. Xurmodan daraxtdan bir xurmo tushgan edi yerga. Nasroniyning bog'i ni oldida bo'lyapti ish. Xurmodan bitta solib xurmoni yedi. Yeb yutvardi. Yondagisi aytdiki, "Allohdan qo'rqmaysanmi?" dedi. Havorij o'zini havorij o'rtog'iga aytyapti. "Allohdan qo'rqmaysanmi? Axir bu xurmoni egasidan so'rashing kerak edi-ku" dedi. Deganda astagfirullah, astagfirullah deb tupurib tashab taqvoni ko'rsatdi endi. Zohirda taqvodor endi, birovi haqqi haqida gap ketyapti. Deganda Abdulloh aytdilarki, "Yo'q birodarlar" dedilar. "O'sha xurmoni egasidan so'rab yeyishlikdan undan ham muhimroq meni qonim" dedilar. Meni o'ldirmoqchilar-ku" dedilar. "Mandan, meni o'ldirishdan ko'proq hasad qilishinglar kerak. Bundan ehtiyot bo'lishingiz kerak emasmi?" deganda, "Ey, sen kimga anaqa bunaqa gap gapiryapsan?" deb tarsitib o'ldirishdi. Bu ham o'sha sahih rivoyatlarda kelgan. Mana shu hodisa, mana shu voqea ularning mafhumi tushunchasini ko'rsatadi. Ahmad ibn Hanbal aytadilarki, muhim narsalarni arzimas, arzimas narsalarni muhim sanab yurish xavorijlarning sifati deganlar. U xurmoni ham biz haqiqatda birovni haqqi so'rab yeyishlik kerak, uni ham muhim deymiz, lekin muhimlikda insonni qoni muhimroq emasmidi? Uni hayoti muhimroq emasmidi? O'sha o'sha jarayonda ikkalasi ro'baro turganda buni o'ldirish xatarliroq edi axir, lekin buni qilishdi. Buni qilganda savob umid qilib qilishdi. Bu hodisa bo'lgandan keyin Hazrati Ali radhiyallohu anhu havorijlarni yig'dilar. Aytdilarki, "Abdullohni kim o'ldirdi?" dedilar. "Qasos olamiz" dedilar. Islomda qasos bor. O'ldirganni o'ldiriladi. O'ldirganni o'ldirmasa qatl davom etib ketib qoladi. "Men bir kishini o'ldirsam, meni ham o'ldiradi" degan narsa insonni to'xtatadi. Jinoyatga jazo muhaqqaqligi jinoyatchini to'xtatadi. Xavorijlar bir ovozdan bitta til bilan "Hammamiz o'ldirdik, nima deysan?" deydi. Aliga ta'nani qarang. Jur'atni qarang. "Biz hammamiz o'ldirdik, nima qila olasan?" dedi. Deganda "Allohu akbar" dedilar Hazrat Ali. Unda hammangga qarshi qurolli jang boshlandi dedilar. Yuqorida 3ta shart bo'yicha imtiyoz bergan edilar, imtiyozlar buzildi. Musulmonlarni o'ldirish boshlandi. O'shaning uchun ularga qarshi qurolli jangni boshladilar. Alloh taolo bularni Hazrati Ali'ning qo'llari bilan jazosini berdi. Lekin ularni ichidan o'sha ba'zi odamlari qolib, oxiri Hazrati Ali dek zotni shahid qilishdi. Bu tarix o'sha tarixda qolib ketgani yo'q. Bugun ichimizdan, oramizdan yuqoridagi sifatlardan eshitib ko'rsanglar chiqadi, ko'rasizlar. O'sha darajada o'ziga e'tibor bermaydigan, o'zidan boshqani botil yo'lda deydigan, haq deb o'zini muqaddam qiladigan, nomini shoshi-moshi qilib o'zgartirib olib, islom ummatiga islom da'vosini gapirib, aslida jahannam itlarining ishini qilayotgan zanim bo'lgan, betayin, ya'ni Qur'on tili bilan aytganda haromdan bo'lganlar. Ya'ni mutlaqo nasabi, nasli yo'q odamlar, kimligi noma'lum odamlar bo'lib olganlar bugun ham bor. Tarixda qolib ketgan hodisa emas. Biz tarixni nima uchun o'rganamiz? Bugungi ibrat uchun o'rganamiz. Bugun tarixda qilingan xatolarni qaytadan yana
yo'l qo'ymaslik uchun o'rganamiz. Bugun o'sha sharoitni amalga oshirishga harakat qilayotganlar ko'zga ko'rindi. Doim ko'zga ko'rinmaydi bular. Qachon ko'zga ko'rinadi? Hali birinchi sifatlarida aytdik. Bularning yoshi yosh. Yosh degani tajribasi yo'q va aqli past bo'ladi. Qur'oni Karimni to'g'ri tushunmaydi. İlmi sayoz bo'ladi. İslam dinidagi fiqhni tushunmaydi, anglamaydi. Mana shu 5 ta sifatni hammasi İslam ummatining ichida ilm yoyilgan paytida yo'qoladi o'zidan o'zi. İslam ilmi susaygan paytda bular paydo bo'ladi. Yuzaga chiqadi. Nimaga? Jaholat bor joyda bularga maydon ochiladi. Demak, muolajani eng samarali uslubi biz dinimizni to'g'ri tushunishimiz kerak. Har birimiz dinimizni to'g'ri tushunishimiz kerak. Tushunolmay qolgan joylarimizda dinni to'g'ri tushungan odamlarga murojaat qilishlikni bilishimiz kerak. Boshqaga ham shuni aytishimiz kerak. Dinni biladigan odamga murojaat qil. Bittasi borib olib Suriyaga borib olib, keyin jihod haqida kitob o'qimasin. Shu joyda o'qisin, o'rgansin. Xato bo'lsa, to'g'rilasin, to'g'ri bo'lsa, keyin davom etsin. Men necha marta aytdim, Suriyada shu qilayotgan ishinglar jihod ekanligini shu butdan ketayotganlarga isbotlab beringlar, men birinchi bor bergashaman. Men Allohdan qo'rqaman. Haq turgan bo'lsa, uni berkitib oxiratimni sotadigan odam emasman men. Har qanday siyosiy vaziyat holat bosimdan qat'iy nazar, bo'lishidan qat'iy nazar, mabodo bo'lsa ham haqni aytaman. Ayta olmasam jim turaman. Botilga yon bosmayman. Birinchi men ergashaman. Hizb ut-Tahrirga aytdim. Hizb ut-Tahrir ham xavorijni bir ko'rinishi. Xavorij o'zi ahli sunnadan chiqib ketganlar. Hizb ut-Tahrir jamoasining faoliyatini haq ekanligini isbotlab beringlar. Birinchi men e'lon qilaman. Men hizbga kirdim deb. Isbotlanglar. Isbotla olmaydi. Ilmiy bahsga kela olmaydi. Shariat asoslari bo'yicha gaplasha olmaydi. Lekin tavba ham qila olmaydi. Va tavba qila olmasligi u yoqda tursin, orqadan montaj, shantaj, tuhmat, bo'xton tarqatishadi. Va Alloh taoloning ajoyib adolati borki, ular qilayotgan bo'xton shantajlar faqat bizga foydamizga ishlaydi. Nimaga? Bizni eshitmagan odamlarga bular reklama qilib beradi bizni. Va o'sha eshitmagan odamni ham aqli bor joyida uni aqli. Uni gapi bilan ergashib ketmaydi. Birinchi ozgina haqorat qiladi, so'kadi, eshitadi, ko'radi, keyin tavba qilib minglagan xatlar turibdi menda. Falonchini gapi bilan sizni yomon ko'rib so'kib qo'yuvdim, meni kechiring. Pistonchini gapi bilan sizni haqorat qilardim, meni kechiring. Qatta siz borib sizdan uzr so'ray, nechtasi keldi uzr so'rab oldimga. Bu nima bo'ldi? Ularning qilayotgan montaji menga ishlayapti. Shaxsimga emas, qilayotgan faoliyatimizga xizmat qilyapti. Bu Alloh taoloning ajoyib adolati. Man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi khirmanihi. Payg'ambar alayhi salom qasam ichganlar. Qasam. Qasamki uchta narsaga. Bittasi sizni nohaqdan bir odam ayblasa, tuhmat qilsa, sizni obro'yingizni tushirish uchun. Obro'yingizni tushirish uchun nohaqdan tuhmat qilsa, Allohga qasamki sizni obro'yingizni Alloh taolo oshiradi. Nohaq ekanligingizni, ya'ni nohaq bo'lsangiz emas, haq bo'lsangiz, sizni nohaqdan ayblasa, o'sha haqda sobit tura bilsangiz, Alloh azizligingizni ziyoda qiladi. Bu nima degani? Masalan, bir gapni gapiryapman. 100 ta odam qarshi chiqib to'polon janjal qilib bu odamga nima xayoliga keladi? Menga kerakmi shu narsa deydi. Misol uchun. Jimgina deydi, yuraversam bo'lmaydimi deydi. Haq gapdan orqaga qaytadi. Bu odam Alloh xor qiladi. Lekin 100 tami, 1000 tami, million tami nohaq sizga hujum qilsa, haqda sobit turib bersangiz, Alloh taolo sizni azizligingizni oshiradi. Qasam ichgan payg'ambar alayhissalom. Allohga qasam deganlar shuni. Man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi khirmanihi. Bir inson o'zi nohaq bo'lgan narsaga, ya'ni o'zi haqdor bo'lgan narsaga shoshilsa,
vaqtidan oldin. O'shandan mahrum qilish bilan jazolanadi. Obro' talablarini obro'sini ketkazadi Alloh taolo. Sizni obro'ingizni to'kmoqchi bo'lsa nohaqdan, Alloh taolo sizni obro'ingizni ko'taraveradi. Chunki obro' shan, maqtov odamlarning so'ziga qaramagan bu qoida bu. Buni bilib qo'yinglar. Payg'ambar alayhissalom hujrayi saodatda o'tirgandilar, Imom Termiziyning rivoyati. Sunanda kelgan. Bir odam arobiy, tog'dan kelgan odam bizning tilimiz bilan. Shahar ko'rmagan. Keldi-da baqirdi. "Oy Muhammad, chiq, oy" deb. Baqiraverdi, baqiraverdi. Payg'ambar aslan chiqmay turdilar endi. Endi uyo odobi bor. Keyin o odam sher aytishni boshladi. Sherki gap gapiryapti. O o'zining qavmida, o'zining mahallasida yoki qishlog'ida obro'li odam ekanda. Aytdiki, "Inna madhi zaynun va shatmi shinun" dedi. Yoki shaynun shinun matnda kelgan. Ya'ni "Men maqtasam" dedi. "Senga obro' bo'ladi" dedi. "Men yomonlasam" dedi. "Senga yomon bo'ladi" dedi. Shunaqa odamman men demoqchi. Tushunyapsizmi? Men shunaqa odamdanki, meni maqtovim juda ham katta narsa, seni obro'yingni ko'tarib oladi. Agar yomonlasam, senga zarar qiladi, dedi. Deganda payg'ambar alayhissalom chiqdilarda zalikalloh azza va jalla dedilar. Bu sifat Allohniki dedilar. Seni maqtoving bir tiyin. Seni yomonlashing yarim chaqa. Umuman foydasi yo'q, zarari yo'q. Buni musulmon odam yaxshi bilish kerak. Haqni sobit ekanligida oyog'ingizni mustahkam qo'yishingiz kerak, davom etish kerak. Odamlarning maqtovi hayajonlantirmasin sizni, odamlarning yomonlovi xavotirga solmasin. Haqmisiz, bo'ldi. Oqlashga ham hojat yo'q. Hojat yo'q. Oysha onamizni ustilarida bir oy tuhmat bo'lgan, bir oy zino qildi bu deb. Bir oy o'zingni oqlamasanmi deganda, oqlamayman deganlar Oyshadan. Oqman qanaqa oqlayman deganlar. Meni Alloh oqlaydi deganlar. O'shaning uchun bu masalalarda ta'nalar bo'lishligi, ularning ta'nasidan xavotirga hech o'rin yo'q. Biz o'rganishimiz dinimizni to'g'ri mafhumiga yetishimiz va bu orqali o'zimizni va kelajak avlodni muhofaza qilishimiz kerak. Chiqish bo'ldimi? 5 min. Hop, savollarga o'taylik, hop. Kim? O'tirib beraver. Endi biz boshida bir sizga Muhammad Ali, Muhammad sizga deb qaraladi. Bitta savollar berdik, ular javob berganlar, sal ta'limga aniq qilar ekan. Bu yerda hozirgi dunyoviy nimadan fatvoni olgan, keyin ko'proq tajribasi bor odamga bir savol beringlar. Bunga to'liqroq amal qilasiz. Shunga nikoh va taloq masalasi bo'yicha savol bermoqchi edim. Shunda endi to'g'ri yo'nalish ko'rsatadigan bitta savol berib o'tayman. Bismillah. Nikoh. Ikkinchidan taloq masalasida mendagi g'alati fikrlar, g'alati tushunchalar yuradi. Taloq etish shart emas, uni bir xayolan qilsa ham taloq hisoblanadi. Keyin nikoh, misol uchun o'sha taloqdan keyingi nikoh harom hisoblanadi, uni keyingidagi nikohlar yana o'ziga qaytarsin. Masalan, bir g'alati fikrlar yuradi-yu, o'shanga bir o'zingizni. Xo'p, nikoh masalasi Qur'oni Karimda eng ko'p ahamiyat berilgan, boshqa muomalalardan ko'ra jiddiyroq shartlar qo'yilgan aloqa hisoblanadi. O'zi nikoh ham oldi berdi o'zi aslida. Erkak mahr beradi, o'shani evaziga ayolni o'ziga mahram qilib oladi. Shu bilan hayot kechiradi. Oldi berdi-da ko'rinishida, lekin buni sal jiddiyati bor. Boshqa oldi berdilarda telefon olmoqchi bo'lsangiz, pulni berasiz, olasiz, bo'ldi ketaverasiz. Lekin nikohda mujtahidlarning ixtiloflari bilan qo'shib aytganda, ota-onasining roziligi ya'ni ikkita guvohni bo'lishligi, oldim berdim lafzlarini ishlatishligi, o'rtada mahrni sobit qilishligi, bitta majlis bo'lishligi, ko'p narsalar bor. Boshqa shartnomadan ko'ra jiddiyroq. Nikoh ya'ni shunaqa jiddiy qaralgan islomda.
Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetim degenler. Yüz uygulgeller nikahtan uylanmayayım ben dese, şunu takva deyip bilse, mendenmez degenler. Takva uylan işte bu ise. Uylanmaya yürüyüş az asan. Uylengelerden sonrasayız. Uylanmasan bırakırken deydi. Uylanıp yani şu taşvişlerini, güzel taşvişler bunlar. Boynuna alıp hayat geçiriş kahramanlık. Nikahını alakası kop, ulamalar kop yapırken. Şimdi talak, o şey nikahını uzvaradigen amel. Bunu hakkı erkekke verilgen. Talak lafzı, lafızdan çıkkanda yine vakıf oladı. Çüşedi. Hayaldan ötsemez. Hayalıdan ötken narsaga İslam ümmeti cevap germez. Madami ki onu yapırmese ve onge amel kılmese. Çünkü ise onu içiden ötken narsasıge bir kitap taşıp kitap uğradı. İçiden ötken dedi. İstiğfar aytadı. Kalbideki vasvasalarını zikir bilen haydeydi. Estağfirullah deydi. Allah uzun beni kalbimi ıslah kıyın deydi. Allah'ını isteydi. Hayaldan ötkenge şümeydi. Lekin ağzıdan laf bop çıksa, talak lafzı, hatınge nispeten aytilse, yani talak lafzı deyip ben bir hikayeni yapır bir yetken bursam, şüphe miydi o? Anık hatınge karatıp, yöneltirip, hatınge karatıp, ötken zaman sigasta talak kıldım dese, düşedi. Onu cidduhu ciddun hazluhu ciddun degenler. Ciddisiyem ciddi, hazliyem ciddi. Hazli yok talakta. Talak lafzı bilen talak düşedi. Her kanaka vaziyette düşedi. Mecburlap aittim, talak koymak için mesedim, ındakıdı, ındakıdı, bunlar ötmeydi. Talak dedi mi, buldu düşedi. Şimdi talakını, bu korunuşunu raci'i talak deyildi. Raci'i degeni bir madde talak giden erkek, o şey talakını idde müddeti de kayıttan hatunun avalı alıydı. Hiç kimden soramazdan. Çünkü hukuk bunu koydu hala. Bir tane talak koygen yani iki madde hakkı var. Bittesi de yakışı yapırsa, kayıttan yaşayışı faaliyet kılsa bu oldu. Oldu yaşayıp kete uğradı, nikah bağlanadı. İkincisi de şu, talak lafzı bilen yani kayıt eti yapman. Bunu raci'i talak deydi. Şimdi bayin talak var. Bayin talak var, raci'i mesul. Bu kanaka baladı dese, talak lafzı bilen etmeyen. Talak lafzı mez. Başka lafz bilen etken, kinaya lafzı bilen. Kinaya lafzı bilen etken, talakını niyet kıyken. Şimdi biz mi? Mesela etti ki, var çıkıp git dedi. İki kıl manayı da alt kıladı. Gözüm yukurumayı turdu gel manası var. Var anayınki ki yok al dedi. Bir iki gün uşakta damap geldi gel manası var. Talak manası yani var. Niyetini soruladı. Sen de mi niyet kılıyordun dese. Bar üyünge barıp geldi gende talağını niyet kıyamayan dese. Bir talak olsa bir talak, iki talak olsa iki talak, üç talak olsa üç talak düşedi. Niyet gibi bağlık. Uşan için talak meselelerini mesele sıfatı da aytılı uğradı yu. Lekin vakiyelik sıfatı da dini idareye fatva bölümüge yok ki bir arta ahli ilimini aldığı bar değil adı. Çünkü bunun lafzlarını organiş gerek. Niyetini bilmeyiz ki. Sizge telefon kılıp sorayım. Ben cüneyi kıp adam sorayım da çüntüra uğurup adam çerçep gitti. Bana hadır canlı ifir diyeyim eğit yapmış. Hamle işledi bilerdi. Yine soralı uğra. Telefon kılıp talak meselesi de bir mesele var. Hop. Palancı ortağımını, palancı hatını bilen, palancının ciyeni, palanlarsa bu gene kendim. Siz kimsiniz? Hemen onun ciyeninin ortağının palancısı. Ya, siz koyun, o adamınızı kesin. Kattan bilesin onun niyetini sorayım ben hadırsızdan. Kattan bilesin. Ya menge eğitti. Bu miydi o? Talak meselesi vakiyelikte bugün hadiselerini bitti mecliste bir ulamanı aldı ki varıp halkınmadı. Şimdi size etken talak uç talakka tekişliği. Talak Kur'an-ı Kerim'de ikide geçe icazat var. At-talaku merraten. Talak iki mertte dedi Allah Teala. Üçüncüsü de ya yakşılıkça üşlep kaldıydı. Av tasrihum bil ihsan deydi. Ya yakşılıkça acıraş deydi. Ya yakşılıkça üçlep kal, yakşı yakşılıkça acıraş deydi. Acıraşsa üç talağı buldu mu? Buldu. Üç talağı ikiden keyin limit tügeydi. Erkeknin limiti kalmadı, buldu. O hatınge nispeten.
Endi o xotin bunga halol bo'lmaydi. Qachon halol bo'ladi? Bitta yo'li bor buni. Qachonki bu boshqa bir erga tegdi. Hech qanaqa kelishuvsiz. Bo'ldi, bu ketdi, hayoti ketyapti. Bu ketdi ayol. Boshqa bir erga tegdi. Va u bilan yashadi. Yashagandan keyin u uni taloq qildi. Undan idda o'tirdi. Tamomiyla o'zini huquqi bilan ajrashdi. Endi bunga yangitdan xotin bo'lib tega oladi yana. Endi yana yangitdan boshlanadi limit. Mana shu o'rinda ko'pchilik o'sha xilayi shar'iyini ishlataman deb tarqagan. U noto'g'ri, u kelishuv asosida bo'lsa bo'lmaydi. O'sha xilvati sahiha bo'lish kerak. O'sha ba'zi o'rtog'ini olib kelib, ba'zi odamlar shunaqa ekanda o'rtog'iga nikohlab olib, bo'ldi chiqib ketdi deb. Oladi. O'rtog'i gapiga kiradiganini olib keladi. Ba'zilarini eshitdik, o'rtog'i gapiga kirmagan. Avvalgi o'zimga kerak bu xotin deb xotinni olib qolgan. Bu o'yin emas ya'ni. Bu ishlarga aralashgan odamlarni dunyoni o'zida yo'q, jazosini olishligini ko'rdik. Xavfli narsa. Harom halolni harom, haromni halol qilish urinishi bu. Xatarli, Alloh subhanahu va taologa qarshi chiqish bu. Alloh asrasin. Vaqtimiz tugab qoldi bitta savol bilan. Inshaalloh yana ikki xotinlik chiqadi. Qo'sh xotinlik chiqadi. Ha. Eplolaysizmi? Qur'oni Karimda ko'p xotinlilikni ijozati haqida oyat bor. Ya'ni Nisa surasida Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fankihu ma toba lakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba'." Nisa surasi yo 3 yo 4-chi oyat. Fankihu degani nikohlaninglar. Fankihu ma toba lakum yoqqanidan degan. Albatta diyonatligi afzal, axloqi afzal, shu bilan birga yoqsin ham deydi shariat. Ko'pchilik teskari tushuntiradi-da men savob uchun uylandim, be? Savob uchun uylanilmaydi. Uylansang savob bo'laveradi shundoq. Savob uchun uylandim deb umuman yoqmaydigan odamni olish buyurmaydi shariat. Tobalakum minan nisa ayollardan. Matna ikkitadan va thulatha uchtadan va ruba' to'rttagacha. Bu tugamadi oyat hali. 2'de, 3'de, 4'de geçe deyip ve in khiftum alla ta'dilu fawahide degen. Eğer adaletsizlikten korksanız fawahide vücubiyene, vacib boladı, farz boladı, bittegi uylanışlığını. Kur'an bittegi uylanışlığını farz kıldı aslında. Adaletsizlikten korksa. Bana şu Kur'an'ın, bana şu ayetinin o pasrağı borsanız, o ahırrağı da eytedik Allah-u Teala.